Televizyon izleyenlerimiz Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda 21 Nisan ve 28 Nisan Ebeler Haftası kullanırken bizler de Avrasya Hastanemizdeki ebelerimizi yalnız bırakmadık ve onların bu güzel kutsal meslekle ilgili düşüncelerini alırken doktorlarımızdan da ebelerimize birer mesaj alacağız efendim. Hadi bakalım sizlerleyiz. Evet sevgili izleyenlerimiz şu anda ise Habip Çel hocamızla birlikte olacağız. Kardiyoloji doktorumuz, doçent doktor Habip Çel. Bakalım neler söyleyecekler. 21 Nisan ve 28 Nisan ebeler haftamızla ilgili kendisinden dinliyoruz. Doğum hanelerinin doğumların e, gizli kahramanları e, ebelerimiz. E, belki geçmişte e, bugüne kıyasla biraz daha ön planda e, halkımız tarafından bilinen bir meslek grubuydu. Ama halen e, önemini fazlasıyla e, taşımaya devam ediyor. E, bütün ebelerimizin e, ebeler gününü kutluyorum. E, hepsine sağlıklı, mutlu bir meslek hayatı diliyorum. Evet, gerçekten doktorlarımızın yardımcıları. Evet, evet. E, bütün branşlarda böyle e, yardım sağlık personelleri vardır hemşireler, ebeler, evet. teknisyenler, bunlar hekimlerin mutlaka yanında olmalarını istedikleri, kendilerini onların yardımıyla daha güvende hissettikleri, keza hastalarımız da aynı şekilde meslek grupları onlarsız olmaz. Ve hastanemizde de çok kıymetli hemşirelerimiz var, evet. ebelerimiz var evet. hocam. Evet, evet. Evet, bunlar hep söylüyoruz gizli kahraman evet. ama Görebilenler için Açıktan kahramanda diyebiliriz Bizim sağlık camiası Aslında Şu meslek grubu bu meslek grubu diye Bölünmez hepimiz sağlık çalışanıyız Dolayısıyla birimiz olmadan Diğerimizin Uygun çalışma Şartlarına devam ettirmesi Çok zor dolayısıyla Ebelerimiz hemşirelerimiz Bizim vazgeçilmezlerimiz Hocam çok teşekkür ediyoruz. güzel Rica ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, tekrar ben ebelerin ebeler gününü kutluyorum. Ee, başarılar diliyorum. Çal, e, i̇yi bir çalışma hayatı, e, şiddetten uzak, e, sıkıntılardan uzak, özlük haklarında e, gerekli iyileştirmeler yapılmış şekilde e, çalışma hayatlarına devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Kardiyoloji doktorumuz, doçent doktor Habib Çil hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili SRT Televizyon izleyenlerimiz, Koray Cengiz hocamızdan da, kulak burun boğaz doktorumuzdan da bir mesaj alacağız ebelerimize yönelik. Neler söyleyecekler? 21 Nisan, 28 Nisan ebeler haftamızla ilgili hocam. Hastanemizde çalışmakta olan ve diğer hastanelerde de çalışmakta olan tüm ebelerin bu haftalarını kutluyoruz. Onlar bizim yardımcı sağlık elemanlarımız e, her şeylerimiz diyelim. E, onlardan ayrı bir şekilde doktorların çalışması düşünülemiyor. Evet. E, o yüzden e, hepsini e, haftasını kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili Seret Televizyonu izleyenlerimiz 21 Nisan ve 28 Nisan ebeler haftası. Uzman doktor Ersin Sarı çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanımız bizlerle birlikteler. Neler söyleyecekler ebelerimize hocamızdan dinliyoruz. Onlar bizim beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımız, bizim en büyük yardımcılarımız. Onların verdikleri sağlıklı bebeklere biz bakıyoruz. Beraber gebelik, onlar gebelik boyunca takip ediyorlar kadın doğum doktorlarıyla beraber. Arkasından bebekleri bize teslim ediyorlar. Ondan sonraki aşamada bizler takip etmeye devam ediyoruz. İyi ki varlar ve iyi ki beraber çalışıyoruz. Ebeder günü kutlu olsun. Ve hastanemizde de çok kıymetli... Ebelerimiz var, hemşirelerimiz var. Evet, evet. Çok güzel bir ekip kadromuz var hastanemizde Kesinlikle. Ebelerimiz de çok iyi, çok tecrübeliler. Ee, hem hastaya yaklaşımlar açısından hem e, bilgi ve becerileri açısından ee, iyi ki varlar dediğim gibi. Beraber çalışıyoruz. Ebeler günü kutlu olsun tekrar. Çok teşekkür <laughs> ediyorum Ersin Sarı hocamıza da teşekkür ediyoruz. Uzman doktor Ersin Sarı bizlerle birlikte nerede sevgili Sereti Televizyonu izleyenlerimiz, çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gizli Serüte Televizyonu izleyenlerimiz 21 Nisan ve 28 Nisan arası Ebeler Haftamız kutlanırken Ebeler Haftamız Avrasya hastanemizin doktorlarından Operatör Doktor Ali İhsan Yalçınoğlu ile birlikte kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız nasıl bir mesaj verecekler Ebelerimize hocamızdan dinliyoruz. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim ee, bana bu imkanı verdiğiniz için. Ee, Ebeler kadın doğum uzmanlarının en yakın çalışma arkadaşlarıdır. Bizler çalışırken en büyük desteği, en büyük yardımı onlardan alırız ve bizim elimiz kolumuz diyebilirim ebeler için. Sevgili ebelerimizin ve Türkiye'deki diğer ebe arkadaşlarımızın ebeler haftasını kutluyorum. Kendilerini saygıyla selamlıyorum. Peki hocam, bu çocuğu dünyaya getirmek nasıl bir duygu? Herhalde dünyada yaşanabilecek en güzel duygu. Bir çocuğu dünyaya getirmek ve hemen arkasından ağlamasını seyretmek bir insanın hissedebileceği en özel duygulardan biri bence. Harika, tarif edemem. <laughs> Mümkün değil yani. Biraz önce söyledim, eveler bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız. Onlardan pek çok şey öğreniyoruz biz doğum sırasında ve onlardan çok destek alıyoruz. Özellikle onlardan çok şey öğreniyoruz, tecrübelerinden faydalanıyoruz. Sevgili ebelerimizi tekrar tekrar kutluyorum. Hocam Avrasya Hastanemizde de Çok Güzel Bir Ekip Kadronuz Var Evet 5 Kadın Doğum Uzmanı Ve 4 Ebeden Oluşan Bir kadromuz Var Herkes Gerçekten Özveriyle Çalışıyor Ebe Arkadaşlarımız Tecrübeli Ebe Arkadaşlarımız Var Yeni Yetişmeye Başlayan Ebe Arkadaşlarımız Var Gece Özellikle Çok Tecrübeli Arkadaşlarımız Var Beraber Çalışmaktan Zevk Aldığımız Arkadaşlarımız Çok Rahat Kafamız Çok Rahat Kadın Doğum Uzmanları Sanırım ee, iyi ebelerle çalıştıklarında kafalar rahat oluyor. Avrasya Hastanesi'ndeki kadın doğum uzmanlarının kafaları çok rahat. Onlardan de sizsiniz. Kesinlikle. <laughs> Hocam çok teşekkür ediyorum. Sen de. Sen ben teşekkür ederim <laughs> bana bu imkanı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Bizler de ya, kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız, operatör doktor Ali İhsan Yalçınoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel mesajlarından dolayı. Evet sevgili SRT Televizyon izleyenlerimiz Şifa Kapısı programımızda Avrasya Hastanemizde 21 Nisan ve 28 Nisan arasında Ebeler Haftamızı kutlarken bizler de Avrasya Hastanemizin baş hemşirelerinden baş hemşire Gülay Azimet bizlerle birlikteler kendisi de bir ebe. Peki bir günleri nasıl geçiyor? Hastanemizin ortamlarından, çalışma sistemlerinden nasıl bahsedecekler? Ama öncelikle baş hemşiremiz Gülay Azimet'i tanıyalım. Merhaba ben Gülay Aziret. Avrasya Hastanesi'nin başhemşiresi olarak görev yapıyorum. Buradaki görevime ilk önce ebe olarak başlamıştım. Önce gece nöbetlerimle vardı. Daha sonra serviste sorumlu ebe olarak devam ettim. Sonra da baş hemşire oldum. Yaklaşık 11 yıldır da baş hemşirelik yapıyorum. Evet. Peki ebelik mesleği ile ilgili bizleri nasıl belirlendirsiniz? Ebe dediğimiz zaman aklımızı sadece çocuğu dünyaya getiren, kutsal görevi yerine getiren insanlar olarak mı değerlendirmeliyiz? Bir kere bu doğum esnasında gebeye en büyük yardımcı, manevi ve psikolojik olarak her türlü desteği veren kişi. Artı doğduktan sonra da anneye destek olan doğusalık sürecinde, emzirme sürecinde yine annenin yanında olan kişi diyebiliriz. Çok önemli ve kutsal bir meslek. Önemli bir meslek. Ve doktorlarımıza destek oluyorsunuz. Evet, orada doğumu gerçekleştirirken kişiye de destek oluyorsunuz ama burada en büyük desteği de doktorlarımızda kadın doğum uzmanlarımız alıyorsunuz. Bizim kadın doğum ekibimizde beş tane hekimimiz var. İki tane de çocuk doğu, çocuk doktorumuz var. Beş hekimimizle birlikte e, gebe takiplerimiz oluyor. Takiplerden sonra e, gebelerimiz doğum yaptıktan sonra da çocuk hekimlerimiz devreye giriyor. Ve çocukların öncelikle gelişimleri, sağlıkla ilgili bir sıkıntıları varsa o süreçte yardımcı oluyorlar. Artı diğer e, rutin takipleri var bebeklerimizin onları onları yapıyorlar. Esra Hanım 1998 yılında ben mezun olduktan sonra bu kurumda çalışmaya başladım. Önce gece nöbetlerinde doğumhane servisinde doğumhanede e, nöbet tuttum. Bir üç yıl kadar bir gece sürecim geçti. Daha sonra gündüze geçtik. Sorumlu ebelik yaptım. Bir üç dört yılda sorumlu ebe olarak çalıştım. Daha sonraki süreçte de baş hemşirelik yaptım. Ya, tam olarak 20 yıldır bu kurumda hizmet veriyorum. 6-7 yılım doğumhanede geçti. Ondan sonraki süreçte yönetim hizmetlerinde görevime devam ettim. Ve Gerçekten çok önemli bir e, görev ebelik ve baş hemşirelik. 20 yıldır da hastanemizde hizmet vermeniz hastanemizin ne kadar istikrarlı olduğunu ve sizlere de ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Kesinlikle biz de burada çalışmış olmaktan çok memnunuz ve mutluyuz. Bu 20 yıl çok güzel diyorsunuz. 20 yıl burada çalışmak benim için çok güzel, büyük mutluluk. Fakat bu mutluluğu ben öncelikle tabii ki bu e, kurumu e, kuran ve bugünlere getiren Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Urluya hepimiz borçluyuz. Burada mutlu çalışıyorsak sağ olsun onun varlığıyla buradayız. İyi ki e, biz onların çalışanı olmuşuz. Onlar e, bizi bugünlere getirmiş. Gelişimimizde hem e, eğitimimizde artı bu meslekteki farklı yerlere gelmemizde büyük katkıları var. Avrasya ailesine, Urla ailesine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Urluya çok teşekkür ediyorum. Avrasya Hastanesi çok güçlü bir kuruluş Evet kesinlikle Başarılıyız bu işi çok iyi yapıyoruz Ekip kadronuz çok güzel Teşekkür ediyoruz biz iyiyiz diyorum <laughs> Evet tek kelimeyle iyiyiz diyorsanız. Evet. Bu vesileyle konuşma sohbetle 21 Nisan 28 Nisan Ebeler Haftası e, Türkiye'de tüm ebelerin ve bizim Avrasya Hastanesi'ndeki ebe arkadaşlarımın Herkesin ebeler haftasını kutluyorum Bu vesileyle bunu da söylemiş olalım Evet bizler de, öncelikle başta siz olmak üzere Avrasya Hastanemizdeki tüm ebe, hemşire çünkü ebe ve hemşirenin hiçbir farkı yok. Çünkü aslında aynı görevi yapıyorlar ama biri çocuk dünyaya getirirken öbürü de yardımcı hizmetlerde bulunuyor. Evet ee, ebevilerimiz doğum esnasında annenin yanındaki en büyük yardımcı evet. ve destekleri oldukları için bu özel günlerinde onlara özel bir kutlama <gülüyor> <gülüyor> gerekiyor. Tüm ebelerimizin ebeler gününü kutluyorum. Çok teşekkür Sağ olun. ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Güzel mesajlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz Sağ olun, teşekkürler. Evet. evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanemizin baş hemşiresi Gülay Hazret bizlerle birliktelerdi. Kendisi de bir ebe olarak göreve başlayan Gülay baş Başhemşiremize çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin ve Avrasya Hastanemizdeki ve tüm dünya genelindeki ebelerimizin bizler de Ebeler Haftasını kutluyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz Fatma Şan hocamızla birlikteyiz. Peki hocamız neler söyleyecekler ebeler haftamızla ilgili ebelerimizi hocamızdan dinliyoruz. E, tabii ki tıp bir ekip işidir. E, doktoruyla, hemşiresiyle, ebesiyle, bütün çalışanlarıyla. Bu nedenle de bizim için çok değerli olan hemşirelerimiz özellikle de ebelerimizin ebeler haftasını kutluyorum daha nice ebeler haftasını hep beraber ebelerimizde görelim diyorum. Böyle. Başarılar diliyorum tüm ebelerimize. Evet sevgili Serete Televizyonu izleyenlerimiz Avrasya hastanemizdeki hastalarımızla, hasta yakınlarımızla da röportajımıza devam ediyoruz. Bakalım hastane hizmetlerimizden memnunlar mı? Kendilerinden dinleyeceğiz. Efendim çok kısa siz tanıyabilir miyiz? Muazzez Ulgar Bakan. Hastayım. Kanser hastasıyım. Bu kadar. Yeterli. Bu bilgi almak için. Şimdi ee, yıllarca hastaneye gidelim sadece doğumlarımda bulundum. Bundan önce başka bir hastanede tedavi gördüm. İsmini söylemeyeceğim ama doktordan da yaptığı tedaviden de kesinlikle memnun kalmadım. Öncelikle psikolojik açıdan memnun kalmadım. Fakat buraya geldiğim zaman hastane genel anlamda zaten olumlu bir hava veriyor. Yeriyle alakalı da iyi, olumlu. Fakat hocamız Fatma Hanım muhteşem bir enerji saçıyor tedavisiyle olsun, hastalara yaklaşımıyla olsun gerçekten çok iyi bir doktor. Zaten ilk yaptığım şey hocayla karşı karşıya geldiğimiz zaman hocam bir pozitif enerji alışverişi yapalım diyorum. Sarılıyoruz, soru sohbetimize başlıyoruz. Ayrılırken de aynı. ekip çok önemli değil mi? Hastanede. Tabii ki öyle. Zaten tek başına değil bu iş. Evet, yönetiminden. Yönetiminden, hizmetlisinden, çalışan diğer elemanların hepsinden. Bir hastane bu şekilde var. Yani bir kişiyle değil. Dediğim gibi hastane yeriyle de bir kere çok iyi. Çalışanlarıyla da çok iyi. Doktorlarıyla da çok iyi. Ve teknik şeyleri de çok güzel. Ne diyorsunuz MR çekilen cihazı olsun. Teknik, teknik anlamda da e, makineleri hizmetleri. çok iyi. Bu anlamda da büyük bir iyi verim alıyoruz. Başka hastaneye gitme ihtiyacı duymuyoruz. Ya da özel başka bir hastane aramıyoruz. Biraz. Yaşıyorsunuz. Evet, İstanbul'uyum. doğuma Doğma büyüme. Doğma büyüme İstanbul'sunuz. Yurt dışından da gelen çok hastalarımız var hastanemize. Sağlık sektöründe evet, çok başarılı bir hastane evet. olduğu için yurt dışından da gelen hastalarımız var tedavi olmak için saç ekimi için. Evet evet evet. evet. Çok, doğum da için çok da memnun ayrılıyorlar. Çok da memnun ayrılıyorlar. Birçoğuyla görüştüm. Evet. E, kantinde otururken, kafeteryasında otururken. Birçok hastayla da orada muhatap olup görüşme şansı mı oldu? Gerçekten hepsinden memnun bir şekilde ayrılıyor. 21 Nisan, 28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla da tüm ebelerimizin Ebeler Günü'nü haftasını kutlayalım efendim. Kesinlikle kutluyorum. Hepsini de yanaklarından öpüyorum. Nasıl güzel sen bilmiyorum ama şuralarından öperim. O kadar. <laughs> çok teşekkür ediyoruz Maziye Hanımcığım. ben de size olur. teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet sevgili TRT Televizyonu izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve Şifa Kapısı programımıza şifa dağıtan hastanemiz Avrasya Hastanemiz'deyiz. Avrasya Hastanemizin güzel doktorlarıyla birlikteyiz ve ebeler haftamızla ilgili, hastanemizle ilgili neler söyleyecekler kendilerinden dinliyoruz ve diyetisyenimiz Büşra Çengel'le birlikteyiz. Güzelliğiyle ve hastalarıyla olan iletişim ile de bizler kendisine hayranız. Çok teşekkürler. minik mucizelerimizin dünyaya gelişinde katkı sağlayan tüm ebelerimize sonsuz teşekkürler. katkıları çok büyük gerçekten de ve bu özel haftalarını da kutluyorum herkesin. Sizler de size çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben çok teşekkür ederim. Olarlıklar çok sağ, sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili Serete Televizyon izleyenlerimiz şifa dağıtan şifa kapısı programımızda Avrasya Hastanemizde sizlerle birlikteyiz ve hastanemizin idare amiri bizlerle birlikteler. Gönül Amirim bizlerle birlikteler. Gönül Hanım gerçekten işinde çok başarılı ve Avrasya Hastanesi'nde sevilen, sayılan, gerek hastalarımızın, hasta yakınlarımızın takdir ettiği bir isim. Peki, ebelerimizle ilgili, ebeler haftamızla ilgili ve hastanemizin çalışmaları ile ilgili neler söyleyecekler? Gönül Hanım'dan dinliyoruz. Teşekkür ediyorum öncelikle. Buradan öncelikle hastanemizde görev yapan ebelerimiz başta olmak üzere tüm ebelerimizin ebeler haftasını kutluyoruz. Başarılı işlerinde e, bu bebeklerin ilk belki de e, tanıştıkları kişilerden evet. diyelim. E, bu işlerinde onlara e, daha da uzun yolları var. Başarılar diliyoruz. Biz de Hastanesi olarak yaklaşık 20 yıldır bu alanda evet. e, çok deneyimli doktorlarımızla hizmet veriyoruz. Ve tabii ki onların yanında bir o kadar da başarılı ebelerimizin olmasıyla bu işi bu kadar güzel ilerletebiliyoruz. E, bu konuda iddialıyız diyelim. Evet. E, arası, ve, arası çok başarılı. E, evet. Edinle, evet. Çok güzel işinde başarılı bir ekibimiz var ve herkesin işini canı gönülden yapması severek isteyerek yapmasından kaynaklanıyor bu durum. Ee, ne mutlu ki biz böyle bir ekibiz, böyle bir aileyiz ve ailemizin de değerli bireylerinden olan ebelerimizi buradan sevgiyle kucaklıyoruz ve haftaları kutlu olsun diyoruz. Peki Gönül Hanımcığım, Hastanemizin bir günü nasıl geçiyor? Çünkü çok yoğunsunuz, çok yoğun geçiyor. Gerek hastalarımızda, hasta yakınlarımızda, doktorlarımızda, evet. bu ekip kadrosunun bir günü nasıl geçiyor? Bu ekip kadrosunun bir günü oldukça yoğun geçiyor. E, Avrasya Hastanesi e, hastaları tarafından oldukça tercih edilen bir hastane. E, biz de hastalarımızı sevgiyle kucaklayarak, onların ihtiyaçları doğrultusunda onları en doğru e, yere yönlendirmeye çalışıyoruz. E, nasıl geçiyor? E, doktorundan hemşiresinden tüm sağlık çalışanına kadar hani canla başla e, büyük bir istekle zaten hastaları kucaklıyoruz ve hizmet veriyoruz. Ee, günümüz yoğun geçiyor. Burada da insanların e, en önemli gereksiniminden biri olan sağlık alanında e, bir hizmet vermek. Ve başarılı olmak bu çok işte bir bir bizim için e, oldukça bizim mutlu edici evet. bir durum. Ya, günümüz hastalara şifa sunmakla <laughs> geçiyor diye kısaca söyleyebiliriz. Yani bizim bir günümüzde, 20 senemizde, e, her günümüzde şifa hastalara zaten. şifa sunmakla e, geçiyor diyelim ve umuyoruz ki onlar da e, bizleri en az bizlerin onları sevdiği kadar seviyorlardı. Diyelim. Sevgili ziyaretlerimiz, hastalarımız ve hasta yakınlarımız çok memnun. Avrasya Hastanemizden. Bunda da tabii ki başta doktorlarımızın başarısı tabii ki yönetim ekibinin başarısı. Yine çalışanların güler yüzü, sevgisi güzel bir şekilde kucaklayarak onları karşılamasından kaynaklanıyor. Yaptığımız işler güzel işler. Bu konuda bizlerde de tabii ki yönetim kurulu başkanımız e, operatör doktor Hüseyin Urlu e, başta olmak üzere işletme direktörümüz İbrahim Urlu e, tüm hastane yönetimi e, canla başla gerçek anlamda e, güzel hizmetler sunmak adına e, güzel işler yapmamıza bizlere öncülük ediyorlar. E, bu konuda da onlara da teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı çok ama çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de ebelerimizin ebeler her haftası'nı unutmadığınız için de sizlere de teşekkür ediyoruz. Tekrardan onları sevgiyle kucaklıyoruz. Kıymetli SRT Televizyon izleyenlerimiz, şifa dağıtan hastanemiz, şifa kapısı programımız Avrasya Hastanemize devam ederken bu güzel mesajlarından dolayı güzel yüzlü, sempatik hanımefendi hastanemizin idare amirlerinden Gönül Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. O zaten başarılı ve bizler başarıları daim olsun diyoruz. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz Şifa Kapısı programımız tüm hızıyla devam ediyor ve şifa dağıtan hastanemiz Avrasya Hastanemizde Ebeler Haftamızı kutlarken 21 Nisan 28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla Avrasya Hastanemizin sorumlu ebesi baş ebemiz Gülşen Şen bizlerle birlikteler. Sorumlu ebemizin biz öncelikle tüm ebelerimiz adına 21 Nisan 28 Nisan Ebeler Haftası'nı kutlarken kısaca kendisini tanıyalım. Mesleğimizin güzellikleriyle ilgili neler söyleyecekler kendisinden dinleyelim. Merhaba, e, 26 senedir bu işi yapıyorum. E, Avrasya Hospital'da 16 yılıma girdim. E, severek çalışıyorum. Evet, 16 yıldır Avrasya Hastanemizde ebesiniz. Evet. Peki mesleğimizin güzellikleri nelerdir? Ee, ebelik yapıyorum. E 16 yıldır bebek doğurtuyoruz. Evet. Ee, annelerimizle ilgileniyoruz. Çok önemli bir kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz. Evet. Bizler de sizin ebeler gününüzü kutluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. İyi çalışmalar. Çok, çok sağ olun. Evet. Kıymetli izleyenlerimiz, Avrasya Hastanemizde sorumlu ebemiz bizlerle birliktelerdi. Gülşen Ebe'mize, Gülşen Şene çok teşekkür ediyoruz. O biraz heyecanlı ama çocuklar onu gördüğü zaman, ilk gözlerini açtıkları zaman ben eminim ki bu kadar güzel bir kadını gördükleri zaman mutlu oluyorlardır onlar. Çok Çünkü teşekkür ederim. Güler yüzlü bir evimiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve Şifa Kapısı programımızda hastalarımızla, hasta yakınlarımızla olan röportajımız devam ederken yine evet çocuk hastalıklarına getirmişsiniz evet. çocuğunuzu. Geçmiş olsun efendim. Teşekkürler, teşekkürler. Evet Öncelikle çok kısa siz tanıyabilir miyiz? Ayşe Yalçın. Ayşe Hanımcığım, Amrasya Hastane bizim hizmetlerinden memnun musunuz? Evet, memnunum. Yani iki çocuğumu da burada dünyaya getirdim. Mehmet Ali Bey zaten bebeklikten beri çocuk evet. doktorumuzdu. Yani ilk başımız daraldığında başvurduğumuz bir kurum diyebilirim. Evet, hizmetlerini nasıl görüyorsunuz hastanede? Çünkü ekibi çok güzel. Personeli çok güler yüzlü. Ee, özellikle cerrahlarının asistanlarından yani çok memnunuz. Doğumlarınız da burada ya. Evet, evet Gamze Hanım da. Yani evet, <laughs> bayağı buradayız. E, tabii 21 Nisan, 28 Nisan Ebeler Haftası olarak kutlanılıyor. Siz de doğumlarınızı burada yaptığınıza göre ebelerimizden nasıl memnun kaldınız mı? Evet, kesinlikle. Yani çok sıcakkanlılar. İyiler yani orada hasta psikolojisi o anda hani böyle şey oluyor insan. Eyvah falan oluyorsunuz ama gerçekten özellikle ameliyathane ekibi de. Herkesten çok memnundum. Ebeler Haftamızı kutlayalım. Kesinlikle evet, evet kutlu olsun. İyi ki varlar. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tabi e, merkezin yerde olması hastanemizin. E, geniş branşlarda olması yani birçok e, hastalık dalında hizmet vermesi, e, aydınlatıcı olması ve hani dediğiniz gibi zeytinburnunun da olması çok güzel. Zeytinburnu hikamet ediyorsunuz. Evet, evet. Ve hastanemizin tabii en güzel yönde sevgili izleyenlerimiz, sağlık sektöründe yurt dışından hasta da kabul edip e, ve çok da memnun kalan hastalarımız var yurt dışından. Doğrudur, Aha, doğrudur. Bu da Türkiye için ülkemiz için çok büyük bir evet, katkı. evet, olayım, Hı -hı. Hı -hı. evet, doğrudur. Dediğim gibi yani ben genel anlamda yani zorlandığımızda kapısını çalacağımız ilk kurum oluyor yani özel hastane anlamında. Peki efendim, çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. ve Sağ olun, hoşçakalın. Evet sevgili izleyenlerimiz Şifa Dağıtan Hastanemizdeyiz ve hasta ve hasta yakınlarımızın hastane hizmetlerinden almış olduğu memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bakalım hastalarımız ve hasta yakınlarımız neler söyleyecekler. Şifa kapısı olan Avrasya Hastanemizle ilgili. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yaklaşık 15 senedir Avrasya Hastanesine geliyorum. Ben ve yakınlarım olarak hastane ve çalışan ekibinden çok memnunuz. Memnun olduğumuz için de ben şu anda hastaneye geldim. Çalışanlarından da sağlık personellerinden de doktorlarımızdan da çok memnunuz. Sizleri de bu kanalı geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Böyle bir hastaneyi. Ee, televizyonlara verdiğiniz için e, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇sminizi öğrenebilir miyim? Tabii Adnan Doğan. Ee, Adnan Bey e, Zeytinburnu'nda oturuyor. Zeytinburnu'da oturuyorum. Yaklaşık 20 senedir Zeytinburnu'da oturuyorum. Bütün hastalar hastalarımı da bu Avrasya Hastanesi'ne e, getiriyorum. Eşe, dostu akrabalara da ta, tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorsunuz? Yani neden Avrasya Hastanesi? E, neden Avrasya Hastanesi? E, çünkü şifa kapısıdır. Gelen hastalarımız hepsi de buraya geldiği için şifalarını bulup e, çok memnun oldukları için bu hastaneyi tercih ediyorum. Eşe, dostu, akrabalara da tavsiye ediyorum. Tabii her birim, her bölüm farklı farklı hizmet veriyor. Doğumdan tutun da ameliyatına kadar her şey yok yok hastanemiz. E, hastanemizin bütün yüzde yetmiş yüzde seksen bütün bölümlerine geldim. Hepsinden de gerçekten ayrı ayrı e, e, memnunum. Şükranlarımı da çalışanlar olarak doktorlarımız olarak hepsinden de çok memnunum. Adnan Bey'i biz fazla yormuyoruz. Kendisi şu anda serum takıldı. Geçmiş olsun diyoruz. Allah acil şifalar versin. Adnan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de böyle bir şey tanık ve şey olduğunuz için sizlerden de çok memnunuz. Allah razı olsun sizlere. Çok teşekkür ederim. Evet Adnan Bey'e Allah acil şifalar versin diyoruz. Hasta yakınımız neler söyleyecekler? Hastanemizden almış olduğu hizmetlerden memnunlar mı? Kendilerinden dinleyelim. Hoş geldiniz özellikle ee, böyle bir hastane için hani burada zeytin burada özellikle olduğu için çok memnunuz ee, hastamızın da dediği gibi şifa kapısı ee, doktorları olsun çalışanları olsun sahipleri olsun özellikle hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz çok temiz bir hastane çok Öncemi temiz de. çok temiz Allah belirtelim. Evet evet. İçeriye girdiğiniz zaman yüzünüze çok temiz bir doğrudur. koku. Evet. Güler yüzlü bir ekip. Doğrudur doğrudur. Aynen öyle. Katılıyorum. İşte memnunuz çok şükür. O yüzden de evet. Gene gene evet. Gene güzel Avrasya evet. Bütün eş, dost, akrabalarımızı bekliyoruz buraya. Çünkü burası gerçekten hani gelen şifan bulup göle gidiyor. Teşekkür ederim her şey İlk için. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun efendim. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Tabii, buyurun ee, Hastalarımız özellikle ta e, Mardin, Midyat ilçemizden hastalarımızı buraya getiriyoruz. E, güvenilir bir de şifa kapısının e, adresi olduğu için hastane sahibi Hüseyin Uğurlu Ebe çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hastaneyi e, bu e, millete açtığı için çalışanları olarak, hizmet olarak çok memnunuz. İnşallah Rabbim Başarılarının devamını da e, diliyoruz Hüseyin Bey'e. Bütün çalışanları olarak, personeli olarak siz e, bu e, TV kanalı buraya getirip e, şey yaptığınız için de çok memnunuz. Sizler de sizlere acil şifalar diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Rabbim e, bütün hastalara acı şifalar versin. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Çok biraz enfeksiyon kaptı. dört e, gündür buradayız. Gidip geliyoruz, eve gidip geliyoruz. Sağ olsun hocalar ilgileniyor. Nasıl da hastanemizin hizmetlerinden memnunuz? Memnunuz hastane hizmetlerinden. E, özellikle çocuk doktorundan. E, 7-24 saat 12'den sonra dahi aradığımızda telefon açıp bizimle ilgilenebiliyor. Zaten sadece çocuk ve e, kadın Doğum uzmanlığına geldiğimiz için iki doktordan da memnunuz. Bizim sürekli geldiğimiz bir doktor vardı Nurcan Hanım. O bir ara bıraktı, o ara esnasında gelmemiştik. O tekrardan geldiği için tekrar geldik zaten devam ediyoruz. Memnunuz hastanemizde. Doğumu Nurcan Hanım yaptı. Evet. Doğumu da ikinci çocuğun doğumunda Nurcan Hanım yaptı. Daha bir hafta oldu zaten. Bir hafta önce doğum evet, yaptık Avrasya burada. Hastane Avrasya Hastanesi Avrasya Hastanesi'nde Evet. Ik, ikisi de Avrasya Hastanesi'nden oldu. Hatta tüm kayınçalar, tüm ailecek zaten Avrasya Hastanesi'nde evet. Nurcan Hanım'a geliyoruz. Çocuk doktoru da Ersin Hanım'a geliyoruz. Ve ikisinden de çok memnunuz. Tabii bu vesileyle de tabii İkisine de teşekkür ederim. Yeni dünyaya gelen bebeğiniz de mutlaka Avrasya Hastanemizdeki evimizin kucağında dünyaya gelmiştir. Gözünü açtığı zaman ilk ebemizi görmüştür diye düşünüyorum. Ve bu anlamda da 21 Nisan ve 28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla da bir hasta yakın olarak sizden de bir mesaj alalım ebelerimize. Ee, özellikle ebe katında iki, iki, tane ebe var sürekli bizim doğma katında anlatılan isimlerini tam çıkarmıyor. Bir yabancı e, çok ilgilendiler. Hanıma da güzel bir şekilde destek verdiler. Çok güzel bir şekilde moral motivasyon verdiler. İkisinden de çok memnunuz. İkisinin de ebeler haftasını kutlar ve başarılarını devam dilerim. Peki ben bizden lisede geçmiş olsun. Sağ olun. Diyelim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve tabi hastanemizde dünyaya gelen çocuklarımız şimdi bakar mısınız tekrar muayene olmak için hastanemize geliyorlar. Efendim geçmiş olsun merhaba Sağ olun teşekkürler. Çok kısa siz tanıyabilir miyiz? Gülşen Karakaya benim eşim çalışıyor burada. Evet. Burada doğum yaptım. Şu anda ateşi var bekliyoruz düşmesini. Evet. Doğumunuzu burada yaptınız. Peki bugün de 21 Nisan ve 28 Nisan Ebeler Haftası. Doğumunuzu burada yaptığınız zaman mi size nasıl davrandılar hastanemizde? Ee, çok yardımcı oldular. Çok memnun kaldım. Özellikle e, Gülşen Ebe vardı sanırım. Evet, Gülşen Ondan çok ilgilendiler sağ olsunlar. Bilgi verdiler. Güzeldi. Hastanemizin hısmetlerinden <laughs> mi inanıyorsunuz? Evet gayet memnunum. Yani. Hastaneye biz tabii her branşta e, hizmet veriyor. Gerek doğum, gerek çocuk, e, gerek kanser hastalıkları olsun. Her konuda çok başarılı. Evet, e, kız kardeşim de burada ameliyat oldu. E, kendisi evet. meme kanseriydi. Tedavilerine burada devam ediyor. Etti. Ameliyat eden doktor da çok iyiydi sağ olsun. Bu şekilde efendim, yani ailecek buradayız. Geçmişim. Evet. Peki efendim geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum sağ olun. Evet şifa. Kolay gelsin size de. de. Avrasya Hastanemizin şifa kapısı ve şifa dolu acı şifalar diliyor sizlere. Sağ olun, çok, teşekkür teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz şu anda doğuma gelen hastamızla birlikteyiz. Anne kızlar ve doğumun Avrasya Hastanesi'ne yapacaklar. Bakalım ilk duygularını bizimle paylaşsın neler söyleyecek. Tekrar ben de eminim ki çok heyecanlıdır. <laughs> evet sadece heyecanlıyım onu söyleyebilirim. Başka bilmiyorum. Evet, İlk çocuğunuz. Evet. İlk bebeğinizi Avrasya Hastanesi'ne dünyaya getireceksiniz. Evet. Allah kısmet ederse Allah'ın izniyle. Evet Allah anneli babalı büyüsün. Amin. Biri bir evlat olsun inşallah. İnşallah. Ha. Avrasya Hastanesi'ne önceden geliyor muydunuz? Evet bütün kontrollerim burada oldu. Daha önce de geliyorduk zaten. Evet nasıl memnun musunuz? Memnunuz ben evet. Hekimden, memnunuz. Evet, doktorlarımızdan, memnunuz. hekimlerimizden. Evet çok memnunuz. O yüzden burada yapıyoruz. İlgileri zaten. nasıl? İlgiler çok güzel, yani. ilgili, ilgili çok iyi bir hastane temiz, titiz. Evet, tabii Ebeler Haftası, Ebeler Haftası dolayısıyla bir mesaj vermek ister misiniz Ebelerimize? Ebeler Haftalarını kutlayalım. E yani kutlayalım, Ebeler Çünkü Haftaları kutlu olsun. Aynen. Gideceğim. Aynen öyle. Allah uzun ömürler versin. Sağlık, sağlık, bebek doğurmak nazım etsin. Evet efendim. Değil mi? Tabii ee, kızımızın annesi olarak. Bu güzel ee, hastanede hizmet alacaksınız. Allah inşallah. anneli büyüsün. Amin sağ ol canım. Şimdiden. Teşekkür Nasıl ederim. Nasıl hastanemizi beğendiniz mi? Hizmetlerimiz ya bizim benim iki öbür torunum da burada oldu zaten. Evet. Memnunuz yani. Memnunuz. O yüzden de. O, evet, gelin tercih, iki bir, Evet. evet. Yani aile, aile boyu Gel sen de gel lütfen. evet. Aile, boyu avlar hastanesi burada. O da doğumunu evet. burada yaptı. Evet. iki tane. 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 Çocuğunun doğumunu evet. da burada. Tamer Bey Tamer Bey de yaptım. Tamer Sezen. Evet. Benim doktorumdu, kendi i̇ki doktorum. da kendi doktorum. tabii tabii. Çok de, memnun kaldığım için zaten görümceme de burayı tavsiye ettim. Buraya getirdik. Yani tabii, yani ki avla, tabii ki de. Var. Tabii ki de. Tabii ki de. Her <laughs> herkese. Çok şey yaptım. <laughs> Neden? Yani, Neden? Şey, biz burada oturuyoruz. Yani ne bileyim <laughs> Hoşumuza gitti, iyiydi, güzel geldik. Gibi. Hizmetleri yani. çok güzel, güler yüzlü insanlar, temiz hastane, yani doktorları çok iyi, daha ne olsun ki? Daha yani şey daha ne olsun? Değil, daha ne olsun? Şeyler, çalışanlar çok ilgililer, yani fiyat da makul. Yüzü bir Tabii ki de. Var. Aynen öyle. O yüzden devrası yani. <laughs> de yani. Aynen, aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Peki efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah anneli babalı bir Amin canım. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz Avrasya Hastanemizdeydik ve Şifa Kapısı programımızın sonuna doğru geldik. Evet, Şifa Kapısı programımızda bu hafta 21 Nisan-28 Nisan arası Ebeler Haftası dolayısıyla hastanemizi ziyaret ettik. Doktorlarımızdan ebelerimizle ilgili kısa mesajlar aldık. Ebelerimizle konuştuk. Hastanemize gelen hasta yakınlarımızla ve hastalarımızla konuştuk. Gördük ki gerçekten buradan hizmet alan Avrasya Hastanesi'nden hizmet alan Birçok hasta ve hasta yakınımız çok memnunlar. Neden? Çünkü bir şifa kapısı. Şifa kapısı olan Avrasya Hastanemizden bizler de tüm dünya ebelerimizin ebeler haftasını kutluyoruz. Ve Avrasya Hastanesi'nden şifa dolu günler diliyoruz siz efendim. Hoşçakalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın.